Para'nın kripto hali sabah raporuyla karşınızdayız. Kripto para piyasasında öne çıkan gelişmeleri birlikte yorumlayacağız ama önce gelin hemen piyasalara hızlıca bir bakalım. Bitcoin fiyatlamasıyla başlayalım. Bitcoin tarafında 17.400 dolar seviyelerini görüyoruz ki son 24 saat içerisinde yaklaşık bir 1,5'luk bir yükseliş Karşımıza çıkıyor. E, dün 17 bin dolar sınırlarındaydı Bitcoin fiyatlaması bu saatlerde. E, o seviyelerden biraz daha yukarıya taşınmış gibi görünüyor. E, gelişmeler tabii ki Bitcoin'i destekleyici nitelikte yaşanmasa da bir tutunma çabasından bahsetmek mümkün. 17 bin dolar seviyelerinde e, Bitcoin'deki son durum böyle. E, son 24 saatlik değişim buna işaret ediyor. Peki e, piyasadaki korku ve iştah ne durumda? Gelin detaylı olarak endeksle bir bakalım. Korku ve iştah endeksi tarafında artık biz korku seviyesini görüyoruz sadece son birkaç gündür. Yani evet iştah aşamasına gelebilmiş değiliz belki ama korkunun da hafiflediği bir evredeyiz. 26 seviyelerinde endeksin seviyesi 20'lere kadar indiği günler olmuştu. E, 27'lere 28'lere kadar çıktığı haftalarda yaşadık geçtiğimiz haftalarda ama şu anda 26 seviyeleri korunuyor. Peki hemen bir de boğa ve ayı endeksine bakalım. Boğa ve ayı endeksi tarafında da 0,5 seviyesinden bir miktar uzaklaştığını görüyoruz. Endeksin e, ki hafta başı itibariyle biz bu seviyelere daha yakınsadığını görüyorduk. Piyasada dengenin daha net oturduğunu görüyorduk. Şimdi oradan biraz daha 0,40'lara doğru bir hareket yapmış endeks. Dün ve bugün itibariyle biraz daha tekrar ayı piyasasının hakim olduğunu yani talebin düşük olduğunu söyleyelim. Peki şimdi hemen Ethereum'da bir bakalım. Ethereum'daki fiyatlama nasıl? 1334 dolar seviyesindeki 24 saatlik harekete baktığımız zaman %0,8 0,9 civarında bir hareketlilikten söz ediyoruz. Yatayım biraz üzerinde ama Bitcoin kadar hareketli değil. Bunu söyleyelim. Ethereum'un hareketi biraz daha sınırlı kalmış gibi görünüyor. Peki hemen alt altcoin'lere de hızlıca bir bakalım neler var. evet sabit coin'ler tarafında ciddi bir değişim yok. Dün Fed başkanı konuştu ama kripto varlıklara ilişkin herhangi bir açıklaması yok. Dolayısıyla Dolayısıyla önümüzdeki dönemde enflasyon, para politikası, bu alanlarda atılacak adımlar bunlara dair de herhangi bir açıklaması olmadığı için sabit coinler tarafında da bir değişimden söz etmiyoruz. Diğer coinlere hemen bir bakalım hızlıca. XRP tarafında %3,8'lik bir yukarı yönde hareketi görüyoruz. Ada Cardano'da daha yatayın biraz daha üzerinde bir pozitif hareket var. Dogecoin'de %1,7'lik yükseliş var. Polygon'da %1,6'lık yükselişi görüyoruz son 24 saat itibariyle. Litecoin'e baktığımızda orada %2,8'lik bir yukarı yönde hareket var. Solana'da %1'e yaklaşmış bir pozitif hareketi görüyoruz. Dayı daha yatay, Volkado daha yatay. <laughs> Özür dilerim. Tron'da yüzde iki buçukluk yukarı yönde hareketi görüyoruz. Diğerlerini de hızlıca bir bakalım. Evet Shiba Inu'da yüzde üçlük bir yukarı yönde hareketi görüyoruz. Uniswap'ta e, bir miktar aşağı yönde yüzde bir aşağı yönde hareketi izliyoruz. Avalanche'da yüzde yukarı yönde hareket var. Lio'da yüzde sıfır yatayın biraz üzerinde bir e, pozitif seyir var. Cosmos'ta da yüzde iki yakın bir yukarı yönde hareketi görüyoruz. Evet, Rept Bitcoin'de %1,3'lük yukarı yönde hareket var. Chainlink %1, Monero %1,7 yükselmiş son 24 saatte. Ethereum klasik biraz daha ters yönde hareketini sürdürüyor. %0,5'lik bir düşüş var. Toncoin'de de %2,4'lük düşüş hakim. Stellar'da %1'e yakın yükseliş karşımıza çıkıyor. Bitcoin Cash'te yatayın biraz altında bir görüntü var. ApeCoin'de %1,2'lik bir aşağı yönde hareketi görüyoruz. OKB'de %2'lik yukarı yönde hareket var. Kronos'ta da %1,4'lük yükselişi gördük. Hemen gelin en çok kazandıranlara bir bakalım. Günün en çok kazandıranları Supreme Finance olmuş %815'lik kazançla. Doge Lana %250'lik kazançla. Alien Squid %234'lük kazançla karşımıza çıkıyor. I-Ride %140'lık bir kazanç sergilemiş son 24 saatte. kripto Gladiator Shards ise %132,9'luk artı sergilemiş. Peki en çok kaybettirenler hangileri olmuş onlara da bir bakalım. Evet. Ee, en çok kaybettiren bile %55 kaybettirmiş. Bu önemli. Ee, satın %55 kaybettirdiğini görüyoruz. Ee, Kinect Finance %50'ye yakın bir kaybettirme oranı var. Paraşüt %38,7. Shopnext de %38,4'lük kayıpla karşımıza çıkıyor. Peki Metaverse'e bakalım hemen hızlıca. Metaverse tarafındaki coinler ne durumda? Apecoin %1,25 aşağıya gelmiş durumda. İnternet, kompütör... %0,7 yukarıda. Teta Network %0,4 aşağıda ve Sandbox'ın %3,4 yukarı yönde hareketini görmüşüz. Sandbox'ın sendinin eksi infinitinin de %1,14 yukarı yönde hareketini görüyoruz. Decentraland'ın manası ise yine %1,14 ama aşağı yönde hareketini sürdürmüş. Hemen trendlere de bir bakalım hızlıca. Trendler tarafında da Bitcoin %1,4 yüksel, yükselerek en başı çekiyor. Trendlerde en çok izlenen e, coin olarak. Peki BNB'ye bakalım. BNB %0,9. Polygon %1,5 yükselişte karşımızda. Solana %0,8. Solana'nın hareketi ilginç. Haftanın e, başından bu yana biraz daha sakinledi Solana. Geçtiğimiz hafta %20'ler e, işte günlük bazı hareketler gördü Solana ama bu hafta daha sakin bunu da söyleyelim. Pancake Swap'ın da %0,03'lük yatay yatayın hemen biraz altında bir hareketi var. Fan tokenlara da hızlıca bir bakalım. Derbi geçti. Dün derbinin etkilerinin ortadan kalktığını gördük artık fan tokenlar tarafından. Galatasaray fan token yükselişini bugün devam ettiriyor. %4,3 ile Fenerbahçe fan token oldukça yatay. Trabzonspor fan token'ın da düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Diğer fan tokenlara da hemen bir bakalım. Göztepe Spor Kulübü'nün fan tokenı %2,3 aşağıda. İstanbul Başakşehir fan tokenı %4,46 yine Aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Alanya Spor Fanta Okunu ise yatayın biraz üzerinde yüzde 0.9 yukarıda. Peki şimdi hemen haberlerimize hızlıca bir bakalım. Bakalım bugünün önemli haberleri ne? E, Fransa ile ilgili hemen haberle başlayalım. Fransa'da influencer yasağı geliyor diyeceğiz. Çünkü Fransa'da bu konuda bir kısıtlama adımı var. E, kripto paraların tanıtımına yönelik e, biliyorsunuz influencerlar zaman zaman harekete geçiyorlar. Hatta FTX ile ilgili de pek çok ünlü isim yine gündeme gelmişti mahkemede. E, bir şekilde yargı sürecine dahil olacakları bir sistem öngörülüyor. Dolayısıyla Fransa bu konuda biraz daha tedbirli davranmaya yönelik bir adım attı. Influencer'ların e, herhangi bir kripto paranın tanıtımına katılmalarını yasaklamak için bir yasa tasarısı hazırlandı. Şubat ayında Ulusal Meclis'te incelenecek ve e, buna ilişkin de artık ünlü isimlerin, influencer'ların e, etki alanı geniş olan yani isimlerin e, kripto paralarla ilişkisi tanıtım anlamında kesilmiş olacak. Bunu söyleyelim. Bu tasarı 1 Şubat'ta komisyona sunulacak. Şimdi Binance ile ilgili hemen kısa bir aktarımda bulunalım. Çünkü Binance aslında günlerdir hep konuşuluyor ve hep bir şekilde Binance'ın Voyager'ı satın alması konusunda ne olabilir diye beklentiler açıklanıyordu. Voyager'ın da en son itirazları vardı hatırlayacaksınız. Doğru gerekçeler olmadığı, sağlam gerekçeler sunulmadığı yönde mahkemeye. Dolayısıyla eee Binance şimdi e, tekrar satın alması konusunda Voyager'ı satın alması konusunda e, bir e, pozitif adım en azından atıldı bunu söyleyelim. Yani Voyager'ın da hoşuna gidecek bir adım olacak bu. Çünkü satın alınmak istiyor Voyager so, e, sonuçta. de e, bir e, iflas iflas e, hakimi satın alımını onaylamış durumda. Dolayısıyla e, Binance'in artık Voyager'ı satın alıyor e, diyebileceğimiz evreye geldiğini söyleyebiliriz. E, bu önemli. E, neden? Çünkü özellikle e, varlıkların iflası durumunda, şirketlerin varlıklarının e, bir şekilde devrolması durumunda, e, alacakların da bir şekilde bu e, süreçten faydalanabilmesi o satın almayla beraber netleşiyor. Dolayısıyla FTX içinde bu durum geçerli. Orada da şimdi varlıkların satış konusunda tartışmalar giriyor. Ama bir yandan da alacakların alacaklarını alması e, açısından zaman geçiyor. Dolayısıyla bu ayıcırında bu anlamda hızlı bir çözümle e, alacakları en azından e, bir şekilde mahsuplaşması söz konusu olabilecek gibi görünüyor. Peki hemen diğer haberlerimize de hızlıca bir bakalım. Nepal'de bir engel geliyor. Nepal'de e, kripto sitelerine bir engel kararı alındı. Artık e, Nepal'in özellikle kripto tarafında faaliyetlerini biraz daha sınırlandıracağı aşikar web sitelerine inceleme emri verildi. Uymayanlara yasal işlem tehdidinde bulunuldu. E, internet servis sağlayıcılarının tamamı ülkede ya, bu anlamda kısıtlanmış durumda hem ticaret hem madencilik tarafında kripto para birimleri zaten yasaklanmıştı ama şimdi artık web siteleri de ortadan kalkıyor erişim olmayacak Nepal böyle bir karar almış durumda yasaklayanlar tarafına geçti Nepal. Şimdi e, bir başka haberimiz var. E, kripto paralarla ilgili e, özellikle bu yıl için pek çok tahmin yapılmaya çalışılıyor. E, biz de hatta kesin bilgi programında bununla ilgili tahminleri inceleyen bir bölüm çektik sizler için. E, bugün sizlere yayına sunu olacağız. Onu da takip edersiniz belki. E, kripto varlıklarla ilgili ee, çok önemli bir adım. Çünkü e, 2023 için yapılan tahminler oldukça karışık. Yani e, Reuters'ın bir anketi var ve soruyorlar işte ne olacak sizce kripto paraların yönü? Çok zor bir 2022 geride kaldı. E, 2023 için herkes keskin hareketler bekliyormuş. E, bu önemli. Şimdi... 2023 tabi hani 17 bin dolarla başladı biraz daha pozitivist bir görünüm var ama e, analistler tarafı ne düşünüyor bu önemli eski zirveleri göremeyebiliriz diyorlar ama e, 2023 biraz daha sabır yılı olacak diyor analistler e, ve volatilite dönemlerinin çok uzun sürmeyeceğini, keskin hareketlerle devam edeceğini söylüyorlar. Bir teknik analiz yapmaya çalışmışlar. E, sert hareketler çok yakında demişler. E, dolayısıyla e, ekonomik görünümün zayıf olması insanların kripto paralara yatırımını e, biraz daha hani sınırlandırır ama bu krizin hafiflemesiyle beraber e, dolardan hani Biraz daha sıyrılan, biraz daha kripto varlıklara yatırım yapma isteği olan bir piyasa oluşabilir diyorlar. Dolayısıyla 2023 sabır yılı olarak nitelendirilmiş. Ee, biz de izleyip göreceğiz 2023'teki hareketliliği beraber yaşayacağız. Evet paranın kripto halinde sabah raporunda sizler için hem piyasadaki hem de gündemdeki gelişmeleri aktardık. Yarın sabah yine aynı saatte karşınızda olacağız.